Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okuyacağız bugün dersimiz. Bugünkü biz okuyan sahaba o kişinin ismi Abdullah ibn Selam radıyallahu anhu. Yahudi. Abdullah ibn Selam'ın İslam'a girişlik kıssası öte tasirli. Ama o kişinin hayatını o'rganishlikka kirishdan avval ozgina bir muqaddimaga muhtoj bo'lamiz. Har qanday inson o'zi tug'ilib, o'sib, yashagan muhitni bir kishisi bo'ladi, o'zining madaniyati, saqofati, urf-odatiga bo'yin etgan bo'ladi. Musulmon ota-onadan dunyoga kelgan bola musulmon bo'lishi tayin. Endi musulmon bo'lmagan ota-onadan dunyoga kelgan odam albatta musulmon bo'lishi uzoq bo'ladi. Musulmon bola Müslüman ailede dünyaya geldi, İslami terbiyeni aladı. Muhti İslami buladı, onu Müslüman buluşuyor, buna sökülmeyi beradı. Şimdi bunda bu masa ki, gayri dinde ailesi de, gayri dinde muhti de, ürfü adatı özgün adam mı? Dinin almıştırışlığı, ürfün almıştırışlığı asan bu mıydı? Bu kişi Yahudiydi. Yahudi bulamam, Yahudilerin rahiplerinden idi. Özünü dinini alim kişilerden, rahiplerden edi. Kişi özü örgənib qoygan, amal kılıb yürgen, özü ulğaygan, dininden başka bir dinge ötüşlüge asan bu mıydı? Çünkü şu dinde özünü kimliğini tanıgan. Ama iman bu ürf adetten, muhtten, şart şaraitten üstün boladı. Eğer kişinin imanı hakiki boladiyan basa, kaysi milletten, kaysi yurtten, kaysi illettenliğe bu muhimmez. Eğer iman birinci oranda boladiyan basa. Abdullah ibn Selam İslam'a girişliğinden avval o kişinin ismi Al-Hasin ibn Selam idi. Al-Hasin ibn Selam. Keyin peygamberimiz bu kişinin ismini sizin isminiz Abdullah degan edilir. Ana şu günden başla bu kişinin ismi Abdullah ibn Selam oldu. Yine bir ismi Zabutan idi. Yahudilerinin rahiplerinden. Yani din ilmini bilimdanlarıdır. Allah Teala Kur'an'da bana şu rahiplerini Yahudilerini, Nasraniyelerini, rahiplerini, ahbarlarını hakkını yaşırgenliği ve adamlarının mallarını nahak yollarıyla yegane hakkıda ayetlerini nazil kıladı. Adi ibn-i Hatem-i Ta'yı Nasrani dininden İslam yutken payıtı da Peygamberimiz İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaba min dunillah ayetini okudular namazda. Adi ibn-i Hatem-i Ta'yı Hristiyan dininden kelime Müslüman buldu. Namaz okup durgene de Peygamberimiz arkasında şu ayette eşitti. Ya Resulullah biz rahiplerimizi huda kıvamayan edik. Yani ayette mezmunu, onlar özlerinin rahiplerini Allah'ını koyup huda kılışı vagen edin, Rab kılışı vagen edin ayetiydi. Şimdi Adi ibn-i Hatem-i Ta'yı, ya Resulullah biz onlara sığınmaz edik. Huda kıvamayan edin degene de, onlar özleri hahla genel sana sizlerge halal kılıp, hahla genel sana haram kıveremedi. Ha? Bana şunu kabul kılamadılar. Ha? Mana shu sizlar ularni xudo qilganligilar dedi. Buni yaxshilab tushunishimiz kerak. Shariatda halol bo'lgan narsani birovga harom desa qabul qilsangiz xudo qilyapsiz shu odamni. Shuning uchun biz kimga quloq solyapmiz? Kimga yerga yashayapmiz? Qaysi o'lchoq, qaysi tushunchalar bilan yashayapmiz? Qarab qo'yaylik. Demak, yahudlarni va nasroniylarning rohiblari odamlarning mollarini nohaqdan, haromdan yeyishardi. Ular özlerini tutmaya bana şu mavkifiden, pozisyasından cüde çıralı bir paydalanış aradı. Böyle hiç ne sakımıydı? Özü özünü bir dinde vakili bugünlüğe trişliği menbaya bakıyan elbette onlar özlerini bu pozisyasını bir şeyde halaşmasıdır. Abdullah ibn-i Selam Yasrib'de yaşardı. Bilesler Medine-i Münevvere Resulullah gününe kadar Yasrib'de namlanken. Resulullah gününlerden ki Medine-i Münevvere'de namı atıldı. Yani hazır Yasrib deyiş mümkünmez. O kişi Yasrib'de yaşarken, Yasrib'de yaşayarken Yahudiler hem, Araplar hem, başka kanka bir halklar olsa, bu kişinin hürmet kılar adı, yakış görer adı. Ne mi üçün?
adabı ahlakı âli bo'lgan kişilerden edi. Qaraylar da, adabı ahlakı yaxshi bo'lganligi uchun Yahudiyam hurmat qilyapti uni, Yahudi bo'lmaganlar. Bu holat siz bilan bizga payg'ambarimizning quyidagi hadisini sharhlab beradi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Tajidun nasa ma'adin, xiyaruhum fil jahiliyyati, xiyaruhum fil islam idza faqihu." Odamlarni dedilar Rasululloh, kon kabi ekanini topasiz. Jahiliyatda yaxshi bo'lganlari agar dinni tushunsalar, anglasalar, islomda ham yaxshi bo'ladilar dedilar. Jahiliyatda zo'r bo'lganlar dinni tushunsa, islomda ham zo'rlardan bo'ladi. Odamlar konga o'xshaydi. Mana shu majlisda o'tirganlarimiz ham qarasak, xulqimiz hammamizniki har xil darajada. Har xil darajada. Shu xulqimizga qarab turib, Alloh taoloning huzurida qadrimiz belgilanadi, birodarlar. Ilmli bo'lsak ham, xulqimiz chatoq bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi holat emas. Moligimning anasiga onasi Robiya turoga borib ta'lim oling o'g'lim, uni ilmidan avval xulqini yuqtiring o'zingizga deb vasiyat qilgan ekan. Dinimiz axloq, dinimiz xulq dini, birodarlar. Yahudilarning mana shu rohibi xulqi go'zal edi. Keyinchalik shu xulqi islomga kelishiga sabab bo'ldi. Xulqidan rozi bo'lingan inson, axloqi zo'r, solih bo'lgan inson. Qarang, solihlarning ishini Alloh o'zi o'nglaydi. Xulqingiz zo'r bo'lib turib, solih bo'ling, Alloh sizning ishingizni o'nglaydi. Dalilimiz bor Qur'ondan bunga. Astag'fir billah. İnne valiyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-solihin. Eshitinglar. Zotan mening egam shu kitobni nozil qilgan Allohdir. U solih bandalarga yor bo'lur. Alloh yor bo'lsin deb qo'yadi. Nima degani bu? Solihlarga Alloh taolo o'zi yor bo'lur degani oilangizdagi muomalangizmi? Ticaretinizdeki barakat mı? Köçedeki kılıyken muamelalarız mı? Allah Teala özü ıslah tutturur degeni. Bana Abdullah ibn Sallam salih insan bu geneken, iman kelişi giden aval, ahlaklı adam bu geneken, Allah yar buldu. Allah bu kişinin işini ıslah kıldı. Abdullah ibn Sallam İslam geçe, adamla da arası da özünü salahiyeti bilen, takvası bilen, şimdi üçü devirdeki takva için meşgul idi, rastgele idi, doğru yolda durar idi. Adamlarda bir ürfüge hılaf iş tutmaz idi. Hatırcam ve sadda hayat geçirir idi. Vaktini üç gün bölgenirken. Bir kısmını ibadat anası da ibadat için ötküzerken. Yine bir kısmını bağı da ötküzerken mehnetini kılıp. Yine bir kısmını dinini yakşılığa düşünüşü için kitabı bile şugulanırken. Tavrat bile. Onu bana şimdi ispatlaşalım. Tavratını okurken Abdullah ibn Sallam avvalgi payg'ambarlarning risolatini to'ldirib keladigan, yuboriladigan oxirgi nabiyni alomatlariga kelganda uzoq o'ylanib turib qolar edi. Ya'ni shu payg'ambarda zamonida men tirik bo'larmikanman? Shu payg'ambar kelib qolsa men taniy olarmikanman deb qattiq o'ylanib uzoq turib qolar edi. O'zi asli Yasribga yahudiylar ko'chib kelishgan Shomdan, Falastindan. Asli Falastinda bo'lgan ular. Keyin Yasribga ko'chib kelgan ayrimlari sababi ularning Tavrotida, ularning kitoblarida oxir zamonning payg'ambari mana shu Yasribga hijrat qilib kelishiga haqida xabarlar bor edi. Xurmolari ko'p bo'lgan shaharga ko'chib kelishi haqida bashoratlar bor edi. Shuning uchun ko'chib kelishgan edi yahudlarning ayrimlari. Bilasizlar, Madinada payg'ambarimiz hijrat qilib kelganlarida yahudi qabilalardan kattalari Banu Qaynuqo, Banu Nazir, Banu Qurayza bor edi. Demek nimaga ko'chib kelishgan ekan? Oxir zamon payg'ambari keladi deb ko'chib kelishgan ekan. Lekin kelganidan keyin o'sha payg'ambar tanib turib qabul qilishmadi. Chunki Yahuddan chiqmadi-da u. Iymon nima? Iymon Qur'on oyatlarini, hukmlarini to'laligicha qabul qilish. Agar Qur'on oyatlaridan o'zingizga yoqqan joyini olib, yoqmagan joyini chekaga suradigan bo'lsangiz, bu iymoningiz iymon bo'lmay qoladi. Yahudlar xuddi shunday qilishdi. Tavrotdan o'ziga yoqqan joyini ushashdi, yoqmagan joyini inkor qilishdi. Tavrotda Muhammad alayhisalomning alomatlari, belgilari, sifatlari, qiladigan ishlari belgilangan edi, bor edi. Agar Tavrotda talabini ular to'liq ushaganida, to'liq bajarganida Rasulullohni qabul qilishlari kerak edi. Ammo unday qilishmadi.
Yahudilerin halakı yenerse hem şu oldu. Kibir kılıçtı. Bir cahini alıştı, ikinci cahini gözünü yumup koyuşu oldu. Bana İncil'de hem braderler, İncil o 104 kulu varyantı yapıp gitken. 104 kulu versiyonu yapıp gitken. Şunu Nasraniler yığılıp kıskatırıp tötte geçirirken. Bu tötteni birbirine kiritişe almayken. Çünkü cüdökü özgürlükle kirip gitken bunge. Adamlar da kolu bulan. Şu tötte ge, yığıp şu tör arasını yapıp doğru doğru aramızda yapıp fikir gekip durgeni de öyle dengizde tübeden yine bir İncil çıktı. Barnava İncil'i. Salıştırsa bu tör arası yapıp doğru kemi yaptı bunge. Bu kadimi İran nuskası. Ana şu Barnaba İncil'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelişi hakkında açık ravşan ayetler bu arada. Rabbimiz Azze ve Celle dedi, estağidu billah. Bana İsa aleyhisselam özünü kavmiga davet kılarken şu sözlerini etkenliğini Kur'an'da Allah keltir yaptı. Estağidu billah. Ve mubashirun yati min ba'di ismuhu Ahmed felemme ca'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Nimaga ta'kidlab aytyapmiz bu avvalgi kitoblarda payg'ambarimiz bor ekanligi haqida xabarni. Abdulloh ibn Sallam bularni unutmadi, bularni inkor qilmadi, Tavrotni to'laligicha oldi, iymon keltirdi. Ammo Tavrotni xolagan joyini olib, xolagan joyini tashlaganlar kofir bo'lishdi. Iso alayhisalom aytadi: "Men o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar berguvchi bo'lgan holda yuborildim." Bas qachonki İsa ularga özünün haq payg'ambar ekanligiga aniq hujjat, mo'jizalar keltirgach, ular bu açık sehrdir dedi. İsa aleyhisselam özünü tili bilan Ahmad ismli payg'ambar keladi mendan keyin deyapti. Bilasizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ismlari 3 ta. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Uchalasi ham bu sözde özüge hamd, maqtov degan sözden kelib chiqadi. Ana Tavrotda ham bor ekan, İncilde ham bor ekan. Ama kabul kılmadı, ekseriyatı kafir oldu. Siz bilen bizden kitabda alışlıyımız, şimdi bol işliği kere buradalar. Mumun adam Kur'an'ı tolalı geçiyorlardı. Eğer ayetlerini acilat adıyan olsa, o halı muhmenmez. Demek ki bu kişinin özünün hasliğini bırakken, havayı nefs edegendiğini. Yahudilerin bana şu rahibi, Al-Hasin ibn-i Sallam, vada kılıngan peygamberdi kelişliğini kütüb yaşarını. Allah'a ibadet kılmakçı boyun adam, Peygamber yubardı Allah onlarga, peygamberi itaat kısın. Ondan ki yine bir de peygamber yubardı, onge itaat kısın. Ama ki yengisi itaat kıymıyor ama birincisi itaat kılaman dediğim olsa, demek bu adam Allah'a itaat da bulmaktı. Ben şimdi hazır hükümde dinlerini birleştirişli giden teşkilat var, şu garipte. Zor şiarları var. Hamamız dedi, bitti hudaya sığınamız dedi. Hamamız onu razı intilamız dedi. Hamamız cennetke barış kalıyımız. Dozaktan etiyat olamız. Fakat o Allah'a alıp baradığın yollar her kıldıydı. Şöyle ketti. Mesela İslam'dan başka dinde biz tanımıyız. Çünkü Allah Teala etken, estağidu billah, inna dine indallahil islam. Allah Teala'nın nezdinde makbul boladığın din fakat İslam dinidir. Biz ayetemiz, birinci etken tötte cümleler, doğru tötte yapıyorlar. Çünkü kelimeler La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyelik bitti bulamız. Bu yüzden önemliydi. Dinde birleştirişlik şiarı bilen, çırali bir plaketler bilen, çırali kağızlar bilen küfür de apkirip geledi siz bilen biz yurtlarımızda. Ahli kitablar onlarga hüccet kelgeniden keyin fakat öz ara hasat adavat kılgenleri sebebiyle yine talaşıp tartıştılar. Kim Allah'ın ayetlerini inkar kılsa, bas, elbette Allah tez hesap kitap kılgı üçü boyan zattır. Estağfirullah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Şimdi ne geldi İslam? Başkasının tanımı İslam'ı dese Rabbimiz ayet yaptı. Allah'ın nazdinde makbul din fakat İslam dini. Çünkü gayri din boyan, başka dinde bop durup, min yıl roza tutsun, milyar dolar sarplasın, bunge bir son sevap yazılmıyor. Çünkü Müslüman adamdan yine Allah Teala kabul kıladı amelini. Keyingi ayette okuyumuz. Kimde kim İslam'dan özge dinini istese herkes kabul kılınmıyordu başka dini. Ve o ahirette ziyan körgüçler katardı bu kadar. Demek İslam keyeneden keyin avvalgi şeriatlar barçası bekar buladı. Hammaları Muhammed Aleyhisselam yergeçliği lazım labud buladı. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında Tavrat'tan bir varada alıp deyip
okuyakkenliğini Resulullah gördüler de renkleri kızarıp gitti. Gazablanganidan. Hattob'ni bolası Tavrat'la okuyakken buladı. Benim nubuvatımda haliyem gümaniz var mı dedi. Allah'a kasam şu sahifan egesi bugün Musa ibn İmran tırılıp kese menge ergeşiyden başka yol tapıydı dediler. Şunu alayım mı? İsa aleyhisselam düşerdi ahir zamanda. Bu iman keltirken biz bunge. Müslümanlar da namazını okuydu. Müslümanlar da haccını kıladı. Muhammed aleyhisselam'a ümmet oladı. Mesela Saddara misal kere buradıyan bulsa katta bir kampanyanın bir velayette bir filiali var. Kampanyanın hocayını şu filialda müdürüye yönetti. Mona mona işledi, becerdi. Mona çizlekünü. Halbuki filialda başlığı o şey çizlekeye geçecek kütüp duruyordu. Büyürüyordu beceremendi. Hocayından başka büyürük geldi. Onu kıma mona onu kıl. Eğer şu filialda müdürü birinci büyürüyordu beceremendi, ikincisini becermeyim ben dese. Ne kadar ona kampanyanın başlığı? Şart iş ne yaptı şeydi? Ben büyürgen iş tıkılasam diye. Şunun için peygamber yubardı Allah Teala İsa Aleyhisselam'dan ki Muhammed Aleyhisselam bir yaşında kereye buladı. Ana şu yubarladıkken peygamberini alametleri hakkında Tavrat'tan okurken Allah Teala'ya dua kılardı. Ana şu peygamberge zamanıge zamandaş buluştuk, onu körüştük, onu iman kediştik, baktıge müyesser kıyında Rabbisi uzak dua kılardı. Allah Teala o kişinin duasını icabat kıldı. O kişinin İslam'ya kediştiği kıssası. Bu kıssanı Abdullah ibn Sallam'la özüge koyup veremiz. Abdullah ibn Sallam hikaye kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zahir boyanını, haberini eşkenimden keyin, o zatının nesabı, sıfatları, zamanı, makanı hakkında sorup soruşturdum. Tavrat'ta keltirilen haberleri bilen takkosladım. Ve o kişinin hakiki peygamber ekenliğini bildim. Hakikaten akılın vazifesi, haberini tarkatıştan oval onu doğruluğuna anıgılaş. Doğru mu ya ne doğru mu bu haber? Ha, doğru iken. Ondan keyingi vazifesi haberde doğruluğunu bilgenizden keyin haberde düşünüş. Haberini düşünüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret kılıp çıktılar. Medine'ni kast kılıp Yasrib'e geldiler. Kuba'ya düştüler. Abdullah ibn sallam aytadı. Şu payette men bir hurma daraktının üstüdeydim. Hurma sana şu işini kılıyordu orada. Darakt aslında ammam Halide bintul Haris oturgen idi. Kuba'ya peygamberimizi kegenliğini eşittim de haberden Allahu Ekber, Allahu Ekber de vardı. Darakçı oturup ben. Şimdi halam Allah seni ne umut kısın. Eğer Musa ibn İmran kegen diyem bundan aşça söz etmegen. Bola dedin sen Yahudiysen ne mi degen iyi bu dedi. Bu kanaka takbir dedi. Abdullah ibn Sallam aydı. Ya amacan elbette o kişi Musa ibn İmran'ın biraderi. O onun dinide. O Musa nima bilan yuborilgan bo'lsa, bu kishi ham ana shu narsa bilan yuborilgan dedi. Birodarlar, risolatlar bir. Masdar bir, mishkot bir. Hamma payg'ambarlar islom dinini olib kelgan. Odamlar garchi ularni har xil nomlar bilan keyin nomlab olgan bo'lsa ham. Chunki Alloh taolo aytgandek, astaydu billah, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun kullun amana billahi va malaikati. O oyat oxirigacha. Payg'ambar özüge parvardigarıdan nazil kılıngan narsaga iman keltirdi. Ve mumunlar ham iman keltirdiler. Allah'a, farişteleriga, kitablariga, paygambarlariga iman keltirgen her bir kişi aytdi. Uning paygambarlardan bir on kişini ajratıp koymayımız. Eşittik ve itaat kıldık. Hamasi bir, asli bir. Ammam sükut kıldı. Keyin özüden avvalgi paygambarlarını tasdiqlab keladigan, risolatlarını kamola yetkazadigan, sizler kelişini haberini berekken Nabi şu mu dedi? Men ha dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına doğru vardım. Adamlar uzatını aldı camlanıp duruşken iken. Resulullah'a yakınlaştım ve uzattan birinci eşken sözüm. Ey Yuhannes afşus salam. Şu söz bu oldu. Resulullah'tan birinci eşken. Ve adamlar salamını faş kılıyorlar. Bilesler. La tedhulul cennette hatta tu'minu. Cennet kekirmeyseler ta İman keltirme günlerce. Ve la tu'minu halta tahabbu. Şimdi birbiriyle de yaş görme günlerce imanlıken bu misiler. Şimdi birbiriyle de yaş görüşüylerce sabah boladıken bir işte örgü değil mi dediler Resulullah. Yani şimdi iş ki bunu kısayın birbirini yaş görürsen, yaş görsün imanlı olasın, imanlı olasın cennete girersen. Demek bu iş kaya baradı. Afşus salam. Oraylarda salamda faş kılıyorlar dediler. Assalamu aleyküm diyekenimiz bu cennet kalatı ol yaptı bizim için.
Şu sizi o adam yaxşı görüşüge sebep olur. Resulullah et yaptılar. Birbirimizi yaxşı görsek imanlı balamız ve cennetke kiramız inşallah. Çünkü yaşlı giden örgatör ile balaya. Terbiye derslerde etken biz. Tör yaşar kızça destekte apketi yaptı atası. Keç kap kaptı, kulap kaptı. Nanıştaki genel yümedi. Kep olam keç kal yapız. Kim? Nanıştaki mi adamı? Kolun gibi bir tane nasıl al yap getesen. Hani tör yaşar kızça bahçede işitken de. Ha dede. O Resulullah yolda avukat diye bir yürüyüşlük paskeçliği de gene o dep koydu. Ana. Ana. Yaşlı giden sindirilgenlerse ömrünün ahir geçe baradı. Abdullah ibn Sallam aytadı. Medine'ye Resulullah geldiğinde de adamlar uzatın yanına şaşırıştı. Resulullah geldiler, Resulullah geldiler, adamlar şaşırışardı. Ben hem adamlar arası da uzatını körgeni keldim. Uzatını yüzüye karadım. Yüzüden kezzap emesliğini bildim. Uzattan birinci eşitkenlersem, ey adamlar, salamını faş kılınlar, taam ulaşınlar, karındaşlardan haber alınlar, adamlar uhuluyatkenlere de tümde kayın bulunlar, cennetke salamet kirib olasızlar, degen söz buldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlaştım. Allah'tan özge ilah yok ve uzat Allah'ın Resulü ekenliğine güvahlı verdim. Resulullah menge karab, isminiz ne dediler? Men Al-Hasim ibn Sallam dedim. Resulullah, sizin isminiz Abdullah ibn Sallam dedi. Şahitiz, kol izde işleyen işçiyiz. Siz başlıksız, sizi kol asızdaki bugün adamın ismi hıcalatke, adamlar da arasında külgüge, maskarage sebep olayken bosa, özgertirip oysa sünnetke muvaffak amal kıyken bolasın. Endi har xil endi holatlar. Oila har xil bo'lgan. Nima deymiz? Diniy bir saqofati yoki bir dunyoviy ilmdan qanchalar uzoq yaqin bo'lishiga qarab turib atlar qo'yiladi. Bir xil atlar bor, haqiqatda esang kulib yuborasan. Rostdan shunaqa atizmi siz desa, shunaqa deydi. Endi u o'rganib qolgan unga. Ayta olsa o'rganib qolganda quloqi. Shunaqa holatda o'zgartirib qo'yishlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnati. Payg'ambarimiz bir qancha odamlarni ismini o'zgartirganlar. Handa qaziyotganlari da handa g'azotida bir kishi keladi da isming nimasi Jo'al deydi. Ya'ni bir qo'ng'iz bo'ladi bizda. Seni isming bugundan boshlab Amr deydi. Bo'ldi, meni ismim Amr deb ketadi. Bugundan boshlab meni ismim Abdurrahman. Meni ismim bugundan boshlab Abdulloh. Bugundan aytasiz bo'ldi, hech narsa talab qilinmaydi sizdan. O'zi asl ota-ona chiroyli ism qo'yish kerak, balasi qiyomatda xijolat bo'lmasligi uchun. Abdulloh ibn Sallam aytdi. Bugundan boshlab menga boshqa ismni bo'lishini xohlamayman. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yonidan turib uyimga qarab bordim. Ayolim va oila a'zolarimni islomga da'vat qildim. Ularning hammalari islomga keldilar. Ammam Xolida ham musulmon bo'ldi. Yoshi ulg'ayib qolgan edi. Oila a'zolarimga aytdim, musulmon bo'lganingizlarda birovga bildirmay turinglar. So'ngra Rasulullohni oldiga qaytib borib, "Yo Rasululloh, yahudlar, ya'ni meni qavmim botil va bo'xton ahli. Ularni ulug'larni oldingizga chaqiring. Meni hujralaringizdan bittasiga berkitib qo'ying, yashirib qo'ying. Ularni orasida meni hurmatim qanaqa, manzilatim qanaqa so'rang ulardan. Chunki agar ular meni islomga kelganligimni bilib qolsa, meni bor ayb bilan ayblashadi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qildilar. Hujralardan biriga Abdulloh ibn Sallamni yashirib qo'yib Yahudlarını, sayyidlarını, ulularını çakırdılar da ularını İslam'a davet kıldılar. Kur'an ayetleri tilavat kılındı. Peygamberimiz hüccet dalillerini keltirdiler. Lekin ular İslam'da kabul kışıydı, haklaşmadı. Talaşı tartışa verdiler. Şimdi Peygamberimiz ularda İslam'dan namid boyanlardan keyin soradılar. Oraları ileride Al-Hasin ibn Sallam. Bu kişinin ismi Al-Hasin ibn Sallam adı. Resulullah Abdullah ibn Sallam sizde yanıdı. Oralaringizda Al-Hasin ibn Sallamni manzilati, hurmati qanday? Ular, "Ha, u bizni sayyidimiz o'g'li, bizni sayyidimiz, olimimizning o'g'li, bizni olimimiz" deyishdi. Rasululloh aytdilar, "Agar u islomni qabul qilsa, sizlar ham qabul qilasizlarmi? Alloh saqlasin, mumkin emas bunday bo'lishi. Musulmon bo'lishdan Alloh saqlasin" dedi. Shunda Abdulloh ibn Sallam aytadi, hücreden ularını aldığa çıktım da aittim. Ey Yahudlar cemaası Allah'dan takva kılıyorlar. Muhammed Aleyhisselam abge gendersen'i kabul kılıyorlar. Elbette bu zatını
Allah'ın Resulü ekenliğini bilasılar. Kolilerdeki Tevrat'ta onun ismi ve sıfatları bilen yazılgan halde topkansılar dedi. Men bu zatın Allah'ın Resulü ekenliği güvahlayıp birdim, men Müslümanman dedi. Deyişige Yahudlar, vallahi yalan gapirding. Sen yamanımız oğlu, yamanımızsan, cahilimiz oğlu, cahilimizsan de bar ayıpları bilen ayıplaşını başlaştı. Darrov özgarıştı. Darrov özgarıştı. Hazır bir gapti yapılıp durup başka gapti yapılıp. Çünkü ular bilen billa bulmayı koydu da. İnsafsızlığı bu. Peygamberimiz yıkarıp, Abdullah ibn Salam dedi ki, ya Resulallah, etme gelmedim. Yahudlar buhtan ve batıl akıllara deyip dedi. Özünü, kavmini, tabiatını, habisliğini bilgenliği de bana şuna sen etken edin. Abdullah ibn Salam'ın İslam'a gelişi de bana kuyudaki hadis rivayet kılınadı. Anas ibn Malik'den, Abdullah ibn Salam'dan, o kişi Resulullah'ın Medine'ye gelişkenliğini işken eden keyin, Peygamberimizi aldı diye gelip sonra geldi. Ben sizden bir nesneler hakkında sorayım ben. Bu sorgen nesnelerin cevabını fakat yine Nebi bilişi mümkün. Bu hal iman keltirmesinden avvalıdır. Sorgen soruları kuyuda geçeydi. İnni sa'iluke en thalatin la ya'lamuhunna illa Nebi. Ben sizden üç tane sana sorayım ben. Bu soruların cevabını fakat Nebi bilişi mümkün. Ma avvalı aşiratı sa'a. Kıyamet kayın buluştaki saatini, birinci alametini mi? Ve ma اول طعام ياكله اهل الجنه جنت ahlları birinci bo'lib yeydigan taom qanday taom uchinchisi va ma balul waladi yanzi'u ila abihi aw ila ummihi qaysi holatda tug'ilgan chaqaloq otasiga qaysi holatda onasiga o'xshab qoladi bu narsalarni faqatgina nabiy bilishi mumkin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar hozirgina jabroil kelib menga bu narsalarning xabarini aytdi dedi. O'sha farishta Yahudlarning dushmani dedi Abdulloh ibn Sallam. Payg'ambarimiz aytdilar. Amma avval ashrotis sa'a fanarun takhshuruhu minal mashriq ila al-maghribi. Qiyomatning avvalgi belgisi bir olovki odamlarni mashriqdan mag'ribga qarab to'plab keladi. Qiyomat alomatlari degan darsimizda bu hadis sharhlangan. Bir o't chiqadi, odamlarni hammasini bir yerga to'plab surib keladi. Vulkan deysizmi, yer yorilishi deysizmi, xullas mana shu narsa bor. Ikkinchi savol nima edi? Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna fa ziyadatu kabidil hut. Jannat ahlining yeydigan birinchi taomi bu baliqning jigarining uchi. Ya'ni baliqda jigari yeyilar ekan. Va ammal waladu idha sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al waladu. Bolani otasiga o'xshashi erkak ayolga yaqinlik qilganida erkakning suvi ayolning suvidan o'zib ketsa bola otaga o'xshaydi. Va idha sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'at al-walada. Agar ana shu suv qo'shilganda bir-biriga ayolning suvi o'zib ketadigan bo'lsa farzand onasiga o'xshaydi. Haqiqatan qarasangiz, ayrim odamlarda onasi bilan tursa, g'irt onasiga o'xshar ekan deysiz. Otasi umuman boshqa shaklda bo'ladi. Otasi bilan tursangiz, g'irt otasiga o'xshaydi deysiz. Znashik ikkalasini suvrimagan, teng kelib qolgan. Ba'zida otaga o'xshab ketadi bola, ba'zida onaga o'xshab ketadi. Buni kim hal qiladi? Buni Alloh azza va jalla hal qiladi. Alloh taoloning hikmati ilohiyasi bu. Abdullah ibn Sallam'ın imanına gelişi ve Yahudlar bilen Peygamberimizin bana şu hakkında suhbetleştiği bana şundan ibaret edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Sallam'a başarat vergen ediler. Bu kendi başarat. Abdullah ibn Sallam raziyallahu anh huhuttu çanka adam suge taşına boyandık, suge ikbal kılgen edik, İslam'a ikbal kıldı. Kur'an örgenişlikke girişti. Onun ayetlerini dikkat bilen okup örgendi. Daim Kur'an talavatı bilen tili namedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudu sahayaka bir geçip cennetke abaradigen ameller gözünü bakışladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye cennetini başaratını verdiler. Bu hakkıda sahabalar ortası da haber tarkadı. Buradalar bu kişinin Yahudi boyan dedik. Kişi
bir dinden başka dinge ötüşü osanmaz. Ama İslam hemen azından kuvvetli. İman hemen azından küşlü. Akıllı adam özün atrafıdaki muhutdan tasarlanıp atrafıdaki şart şara ait muhutunu itaatı da bu miydi? Özünün aklını, kanaatını, imanını itaatı da buladı. Şunu alayım mı? Mümkünmez değildi mi? Hemen kılayken bu sen kıla olsun. Min kımiyemem buna sana. Allah Teala aytadı. Estağfirullah. Ve izâ qîle lehum ta'alav ilâ mâ enzalallahu ve ilâ rasûl qâlu hasbuna mâ vecedenâ aleyhi âbâ'ana evlev kâne âbâuhum la ya'lemûne şeyyen ve la yahtadûn. Dinde manamın de değilken dese, yani ota babam sıkıp gelene ki şunu kılar eyle deydi. Bunlarsa mümkünmez dese, yani hemen kılı yaptı bizden kıpkoyor eyle. Yani bu adam Allah ve Resulü itaat kılı yaptı. Kim itaat kılı yaptı? Hammaya. Allah dolayı dedi. Kaçan onlarga Allah nazil kılgen narsaga ve peygamberge kelinler değilse, Allah ve peygamber natgeni kılgeler değilse, biz üçün ata babalarımızını nimanı üstüde topgan bolsak, biz üçün şu nesi yeterli deyişadi. Gerçi ata babaları hiç nesini bilmediğin ve hak yolunu topolmadığın bolsalar ama hiç nesini bilmezse de bu dini bilimlerden atayın ya ki enin haberi yok idi. Şimdi üç lakı yanı kıpıyor öyle. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Abdullah ibn Sallam'a bergen başaratı kuyuda geçiyordu. Bu kıssanı Kays ibn Sa'd ibn Ubada rivayet kılıp beradı. O aytadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidinde ilim halkalardan burada oturar idi. Onda bir şeyh vardı. Cüdayam yakımlı ve tasirçen sözlerini yapırıp adamların kalplerini özge mail kılar idi. Adamlar onu suhbatından huzurlanışar idi. O kişi meclisten turup getkendiden keyin mecliste koyanlar açtı ki ahli cennet boyan kişini körüş kimle kursan kısa bana şu kişiye karasın. Yani şu adam cennete deyişti. Kays ibn-i Sa'd ibn-i Ubada aytadı. Kim bu kişi edip sorasam Abdullah ibn-i Sallam deyip cevap verişti. Men o kişi ergeçemem dedim özümge. Ergeçtim. Ortadan yırtıp vardım. Üyüge kirdi. Men kirişlikke ruhsat soradı. Menge ruhsat verildi. Kirgenimden ki ne mi işiniz var buradar dedi. Men siz maçtan çıkıp gitekenizde siz hakizde falan 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 degen yakı sözü eşittim. Sizi haberinizi biliş için ergeçtim. Sizi cenneti ekenliğinizi adamla kayadan bilişti dedi. Abdullah ibn-i Sallam hikaye kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrları dedim. Keçelerini burada okularken ben bir kişi düşümde beni yanıma gelip onunla tür dedi. Men türdüm. O beni kolumdan tuttu. Yürüdük. Çap tarafında bir yolda gördüm. O yürümüşü bu yanımda. Bayağı kişi ayetli yok bu yol yürüme. Onu koy. Bu yol seni kimez dedi. Karasam oyun tarafında bir anı yol duruptu. O kişi bana şunge yürü dedi. Abdullah ibn-i Sallam püşkörü yaptı. Allah Teala özü yaş görgen bandasını buradalar cennet yoluna başlayıp koyadı. Doğru yolunu kürsatıp koyadı. Kendi kılıp. Bir dilige sap koyadı. Yakşı adamlarına koşup koyadı. Bir ilham katarada bir nasıl geliyordu kalbine. Şunda özü bilgen yol bulan Allah Teala hidarlandırıp koyadı. Üçbette doğru kıyanıken ben. Yok senin doğru kıyanın yok. Allah seni üçlemen gibi burada. Üçbette yaşlı kıyanın üçlerden. Yok Allah seni saklayıp koydu. Muhumu buradalar dua kılıyordik. Özün razı buladıkken işler bizi başla. Özün gazabına adıken işlerden bizi kaytar. Eğer Allah kömeği vermezse kolumuza hiç ne sekemeyin. İşe ne oluyorlar? O menge şu yol yürü dedi. Yürüdüm. Yürüp yem yeşil, keng bir ravza bağa geldim. Bağın ortası da tagi yerde, yukarısı ise Osmanlı'da bulgen bir temir üstün baradı. Onun yukarı tarafı da altından bulgen bir halka var iken. O kişi menge çık dedi. Men çıkalmayayım ben dedim. O kelim beni kötardı. Men kötarılıp üstünün yukarısına geldim. İkkala kolum bilen altın halkamı üşledim. Ta tong attığı günümce onu üşlegen halde durdum. Kendim uygandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip düşünme ayeti verdim. Kalele kanaka zor adamlar kanaka zor zaman bugün. Muhammed aleyhisselatü vesselam trik. Düş görse bana peygamberimizden soru oladı. Bir müşküle sobası bana peygamberimizden soru oladı. Zor davra. Özü
roziyallohu anhu deyilgan o'zi yetarli mukofot. Alloh ulardan nima qildi? Rozi bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishini tushini eshitib turib ta'vil qilib berdilar. Solih, salohiyatli, taqvoli mu'minlarda tushlari ayrim narsalardan bir xabar belgi bo'ladi. Rasululloh aytib berdilar. Qola tilka ravzatu ravzatul islam. U bog' islom bog'i. Va zalikal amudu amudul islam. Ana shu ustun islom ustuni. Va tilkal urvatu urvatul usqo. Siz ushlagan boyiga halqa eng mustahkam halqa. Fa anta alal islam hatta tamuta. Siz o'lguningizga qadar islomda bo'lasiz. Ya'ni o'lguchi iymonda turibdimi? Demak, jannat deyiga bitta ishora. Kimdan bashorat bu? Rasululloh aytdilar, u bog' islom bog'i, u ustun islom ustuni, u halqa mustahkam halqa, bas siz to vafot etguningizcha islomda bo'lasiz dedilar. Payg'ambarimiz aytganlar, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin va 40 juz'an min an-nubuwati. Rasululloh aytdilar, mu'minning tushi nubuvvatning 46'dan biri. Endi tushlarning haqiqiy ta'vilini birodarlar Yusuf alayhisalom bilgan. Endi u kishidan keyin bu ilm mukammal suratda hech kimga berilgan emas. Ammo mana tobiyinlarda Ibn Siriyin tushlar ta'biri degan kitobni jamlab qo'ygan, u ham vahiy sifatida emas, tajriba sifatida yozib qo'yilgan narsa. Tushda hammasiga ishonaman bo'lavermaydi. Tushda hammasiga beparvoyam bo'lavermaydi. Tushni yaxshi odamga aytish kerak, ine yaxshi tushda aytish kerak. Bu qissa bizga nimani beradi? Bu kishi yahudiy edi. Rohiblardan edi. Jamiyatini ilg'or peshqadam odam edi. Dinini almashtirib olishiga juda ham qiyin ish edi. Ammo birodarlar aytganimizdek, islom, iymon hamma narsadan ustun bo'ladi. Haqiqiy iymon egasi o'zini millati, urf-odati, agar iymoni talab qilayotgan ishga teskari bo'lsa, iymon yo'lini tanlay oladi. Hamma qilayotgan bo'lsa, u ishni qilmay qo'yadi. Nima deydi? Haqni qabul qilishlikka hech qanday to'siq bo'lmaydi. Qarindoshlarim bunday deyapti, akalarim ko'nmayapti, jo'ralarim bunday qilaylik deyapti. Bu bari nima? Bahona. Chunki siz aytsangiz ham iqtisod tomonidan ham boshqa tomonidan ham siz vigidni narsani aytyapsiz o'zi aslida. Siz o'zingiz xohlasangiz bo'ldi. Mana shu Muso alayhissalom qissasidan bir gapiradigan bo'lsa yozgina sehrgarlarni chaqirib turib Firavn Musoni yengib beringlar dedi. A biz yengib bersak bizga nima bor dedi? Sizlar mening yaqin odamlarimdan bo'lasizlar dedi. Muso alayhissalom bilan sehrgarlar o'rtasidagi bahsdan xabarimiz bor. Muso alayhissalomni ko'rsatgan mo'jizasini ular Allohning mo'jizasi oyat ekanligini tushunishdi, iymon keltirishdi. Shunda Firavn aytdi. Unga men izn bermay turib iymon keltirdinglarmi? Shak shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattalar ekan dedi. Ya'ni izn berish kerak-da bu. İzin berish kerak. İzin bermasa bular iymon ham keltirishi kerak emas. Ammo bu sehrgarlar haqni ko'rgandan keyin urf-odatiga ham qaramadi. Shart-sharoitga ham qaramadi. Odamlarni nima qilayotganiga ham qaramadi. Haqni ko'rdi, shart sajda qilishdi. Mesalada falon qilib azoblayman deganida nima dedi? Bizlar hargiz o'zimizga kelgan aniq hujjat, mo'jizani va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas qiladigan hukmingni qilaver, sen faqatgina shu dunyodagina hukm qilursan. Biz esa xatolarimizni va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni mag'firat qilish uchun Parvardigorimizga iymon keltirdik. Allohning savobi yaxshiroq va ulug'roq dedi. Xulosa, Abdulloh ibn Sallam yahudiy bo'lgan. Urf-odati, kiyim kechagi, tushunchalari boshqacha bo'lgan. Ammo iymonni sidqidildan qabul qilganidan keyin, sidqidildan qalbiga iymon kirganidan keyin bu narsalardan voz kechishligi juda ham oson bo'ldi. Siz bilan biz o'sha chekayotgan sigaretimiz bo'lsa, o'ynayotgan nardamiz bo'lsa, uxlamasdan yotib olib futbol ko'rayotgan bo'lsak, shariatimiz man qilgan ishlarimizni tashlamayotgan bo'lsak, bilingki hali iymon yetarli darajada qalbimizga kirib joylashmabdi. Bizi qalbimizni, vujudimizni egallamabdi. Mu'min odam uchun Alloh va Rasuli hukm qilgan paytda bir ishdi. Qisammi, qilmasammi degan vibir bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi,
Allah ve Resulü bir hükümde, hüküm kıyanıdan keyin, mumun ve mumunalarına hiç kandı ihtiyar kalmasını gerek. Roza tüşkürüyorsa ihtiyar kime yapmaz o? Rozanı, namazı kandı kabul kıyan bulsak, Allah da Allah ve Peygamberimizi başka hükümlerine yap, şimdi kabul kışıkımız gerek oladı. Allah Azze ve Celle, bu uluğ sahabaların hayatını okup uyanıp, ulardan özümüz için ibret, hayatta bir dastur, amal alışlığı da var, çamızı nasip kıyan bulsun.